Ekranları başında bizi izleyen siz değerli seyircilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok önemli bir hafta. Gerçekten bizleri koruyan, bizleri kollayan, haklarımızı savunan 10 Nisan Polis Haftası. Ve polis teşkilatının kuruluşunun 176. yılında bir program gerçekleştirdik. Farklı bir yerde, farklı bir şekilde programımız olacak. Ben polis teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar bizlerin evde rahat uyumamızı sağlayan ve çocuklarımızın geleceğini düşünen, hatta kendi hayatlarını feda eden, çocuklarını yetim bırakan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve polis teşkilatının da 176. yılını kutluyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Efendim bu akşamki konuğum Adıyaman İl Emniyet Müdürümüz Sayın İbrahim Ergüder Beyefendi. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. 176. yılınızı kutluyorum. Polis haftası gerçekten coşkulu bir şekilde geçiyor. Biz de bu haftayı sizlerle... Aslında bakarsanız çok da coşkulu Evet. geçmiyoruz ama olabildiğince tabii malumunuz pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılardan ötürü bizler de kendi sağlığımız açısından ve vatandaşımızın sağlığı açısından olabildiğince asgari düzeyde bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak da gerçekleştiriyoruz. Evet. İnşallah temenni ediyoruz ki hep beraber bu zorlukları aşacağız ve ilerleyen yıllarda geçmişteki o coşkulu kutlamalarımızı hep beraber el ele İnşallah. omuz omuza beraber Tabii gerçekleştireceğiz. sizin şehitlerimizle ilgili mevlüt programlarınız oluyor. Tabii. Şehitleri ziyaret etme oluyor. Tabii. İşte bugün yine siz valilik makamında törenleriniz oldu. Tabii Bunları ki. takip ediyoruz. Pandemi olmasına rağmen yine tabii sosyal mesafeye uyarak siz programınıza devam ediyorsunuz. Biz de sizlerin bugününü halkımıza paylaşmak adına sizlerle birlikteyiz. Efendim Çok sağ polis olun. teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümü sizin şahsınızda. Tüm polislerin bugününü kutluyorum. Ve Allah onları başımızdan eksik etmesin. Amin Allah onları her cümlemize. türlü kazadan, beladan korusun Amin diyoruz. cümlemize Önümüzde de inşallah. tabii bir Ramazan ayı var. Hayır bereket ayı. İnşallah bu hem onlara hem bize hem memleketimize hayırlara vesile olur diye düşünüyorum. Sayın Müdürüm tabii siz Adıyaman'da uzun süre Adıyaman'dasınız. Adıyaman'ı yakinen bilen birisiniz. Ve çarşıda her zaman gezebilirsiniz. Halkın içinde olan birisiniz. Tabii Adıyaman halkı da işte soruyor. Polislik hakkında Sayın Müdürümüz nedir? Polislerimizi nasıl tanıtır diye bir soru yöneltiler. Biz de bu soruyu size yöneltelim. Sizce başarılı bir polis nasıl olur? Baykan Bey çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru sordunuz. Tabii bizim büyük teşkilatımız çok büyük bir geçmiş bir maziye sahip, kadim bir kültüre sahip. Geçmişi de şanla şerefle dolu bir teşkilat. Bu anlamda bizler tabii sizleri şu anda polis evinde misafir etmekten ayrıyeten bir mutlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Mercan TV ailesine ve sizlere de polis evinde yapmış olduğunuz şu anki bu programda dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu programın sonunda bizi izleyen seyircilerimizin de bu programdan olabildiğince istifade edebileceklerini ve bu programın verimli ve dolu dolu geçmesini temenni ediyorum. Sizlere de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Tabii sizce başarılı polis nasıl olur? Bu Evet. konuyla ilgili polislerimizi tabii siz emniyet müdürümüz olarak onları en iyi tanıyan kişi olarak da bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Tabii polis denilince ilk akla gelen nedir? Üniformadır. Polis çoğu zaman üniformalı olarak görev yapar. Ama suçlu hiçbir zaman için üniformalı olmaz. Adresi de belli değildir. Nerede, ne zaman, ne şekilde kendisine dönük herhangi bir kalleşliğin olacağını da kestirebilmesi de gerçekten zordur. Bu anlamda da polislik tabii ki her meslek kutsaldır. Her mesleğin ayrı bir önemi vardır ama polislik mesleği kendi alanı içerisinde hem çok farklıdır hem de çok da zordur. Dolayısıyla da
polis olacak veya polis olmuş olan kardeşlerimiz şunu bilmeliler ki veya meslekte çalışırken tecrübe edinen meslektaşlarımız polis her şeyden önce sabır ister, güç ister, kuvvet ister, dayanıklılık ister. Bunun yanında en önemlisi bilgili olmayı ister. Çünkü siz de bilirsiniz hani bir deyim vardır. Bilgi sahibi olan her daim daha güçlü olur anlamında. Polis kendi sahası içerisinde her türlü vicdansızlığa, her türlü teröre, ahlaksızlığa, edepsizliğe karşı bayram, seyran demeden, cumartesi pazar demeden, gözünü kırpmadan, ölümü de göze alabilecek şekilde her daim halkın huzuru için, güvenliği için görevini ifa etmeye çalışır. Polis tabi sadece suçlularla da mücadele etmez. Yeri geldiğinde polis karşıdan karşıya geçirmeyen bir yaşlı teyzemizi veya amcamızı koluna girerek karşıdan karşıya geçirir. Veya yolunu kaybetmiş, evini bulamayacak şekilde olan küçük kardeşlerimiz, çocuklarımızı veya yaşlı yine büyüklerimizi alıp evlerine kadar da götürür. Bazen bir Polisin hayvanı bile kurtarıyor polis. tabii onlarla da sıkça Evet. karşılaşıyoruz malumunuz. Polislik bir vicdan, bir denge mesleğidir. Polis suçluyla suçsuzluğu, mazlumla zalimi mutlak surette her daim ayırmak zorundadır. Dolayısıyla polis hem suçsuz vatandaşa çok müşfik davranmalı hem de suçluyla karşılaştığı zaman da çok kararlı ve dik, kuvvetli ve bilgili, basiretli bir duruş ortaya koyabilmeli. Şöyle diyebilir miyim Sayın Müdürüm? Yani gerektiğinde Yavuz, yine gerektiğinde Yunus gibi diyebilir miyiz? Tabii ki güzel bir söz söylediniz. Bunun yanında asayiş hizmetlerini yine yerine getirirken her daim halkla iç içe olmak durumunda, halkın dilini kullanmak durumunda ve olaylarla karşılaştığında düşünsenize şöyle siz kendiniz bir hayal içerisinde olun. Gidiyorsunuz bir olaya müdahale ediyorsunuz. Bir tarafta müştekisi var. Bir tarafta şüphelisi var. Polis müştekiye dönüyor. Müştekiyle durum analizi yapıyor. Diyelim ki solda o var. Sağa dönüyor. Bu kez şüpheliyle analiz yapıyor. İkisinin toplam süresi işte belki yerine göre 10 dakika oluyor. Yerine göre daha da kısa olabiliyor. Yerine göre uzun da olabiliyor. İşte polis bu anlamda empati yeteneğini en üst seviyede kullanabilmeli ve objektif olabilmeli. Bilindiği üzere bizler gücümüzü ve yetkimizi yasalardan alan kişileriz. Evet. Onun haricinde herhangi bir uygulamamız söz konusu olamaz. Yerine göre bir hukukçu kadar hukuk adamı olabilmeli. Bir anne kadar şefkatli olabilmeli. Her zaman doğrunun, adaletinin, hakkının yanında yer almalı. Dolayısıyla da ben bu tür meziyetleri taşıyan arkadaşlarımızı veya bizler de kendimiz meslek içerisinde her daim bu tür meziyetleri sahiplenmeyi her daim gayretle, azimle gerek arkadaşlarımızın bizlere gerekse bizlerin arkadaşlara karşılıklı çerçevede bir motivasyona, bir bilgilendirmesi, karşılıklı istişaresi her daim konuların güncel olması anlamında bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii polislikle ilgili çok şeyler söylenilebilir. Bence söylenmesi gereken en önemli şey. Ben diyorum ki polis polisliğini yaparken sadece beşeri anlamda düşünmemeli işini veya müştekisini veya şüphelisini herhangi bir olayı. Hem beşeri hem vicdani hem de mahşeri hesabı kataraktan işini yapmalı diyorum. Neden? Çünkü biz hesap verebilirlik boyutuyla yaptığımız her işin yarınlarda hesabını vereceğimizi düşünüyoruz. Bu çerçevede hareket eden herhangi bir teşkilat mensubunun peşine amirinin düşmesi veya ne yaptı diye sorgulamaya kalkması arkadaşlarının mümkün olmaz. Yeter ki o bahsettiğim o üçgen içerisinde o arkadaşınıza dönük
bir samimiyet olsun, bir güven olsun. O kendiliğinden kendi yolunu bulur ve eminim ki işleri de en güzel şekilde yapar. Evet. Teşekkür ediyorum. Tabii bu arada da polislerle birlikte yeni göreve başlayan yaklaşık bir 20 oldu bekçilerimiz de var. Onları da gecesini gündüzüne katarak caddelerde, sokaklarda milletimizin, halkımızın rahat uyumasını ve güvenliğini sağlamak adına onların da emeği var. Biz onlara da buradan teşekkür ediyor. Onların da 10 Nisan gününü kutluyoruz. Bize tabii gece gündüz demeden, zaman mefhumu gözetmeden, her zaman halkın yanında olan ve her türlü olaya koşan, giden polislerimize tabii biz minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz onlara şahsınızda. Efendim, polislik denilince akla ilk olarak asayiş ve trafik geliyor. Yani bunların ikisi hemen hemen en fazla göze çarpan iki tane şey. Evet. Yani asayiş ve trafik. Asayişle başlamak istiyorum aslında. Göreve geldiğiniz günden itibaren yoğun bir tempo ile yürüttüğünüz çalışmalarınız ve projeleriniz mevcut olduğunu biliyoruz. Yani kamuoyu da sizi takip ediyor, sizi takdir ediyor. Bu konuda çalışmalarınız kamu kurum, kuruluş olsun, sivil toplum olsun her tarafta konuşuluyor. Ben şahsım adına sizi tebrik ediyorum. Çalışma arkadaşlarınızı kutluyorum. Gerçekten adına da ben de sizlere teşekkür evet. ediyorum. Bu çalışmalarınız ve projeleriniz mevcut biliyoruz. Suçların azalmasını ve önlenmesine yönelik bu tür çalışmalar yaptınız evet. Adıyaman'da. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? İsterseniz sorunuzu sormazdan önce söylediğiniz bir cümle vardı. Buyurun. Bizler genelde çarşı pazarda en fazla asayiş polisini görüyoruz. Asayişle beraber trafik polisini görüyoruz. Bizim emniyet teşkilatımızın Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün 37'nin üzerinde birimi var. Doğal olarak insanlar gündelik yaşamları içerisinde en fazla resmi asayiş polisiyle ve trafik polisiyle karşılaşıyorlar. Gündelik hayatlarına da en fazla dokunan aslında bizim bu iki birimimiz. Birisi trafik, birisi asayiş. Adıyaman'da biz tabii göreve başlarken ben bu arada tabii 1,5 yıl oldu göreve başlayalı. Hatta 1,5 yılı da geçti. 2019 yılının Eylül ayında buraya atanmıştım. İlk projeniz trafikten başladınız zannediyorum. Trafiği de rahatlattınız. İlk geldiğinizde hemen buradan başlamıştınız. Evet. Onun için ses getirdiniz. Evet, buyurun. Asayiş'ten tabii sonrasında trafiğe geçmiş olalım bu anda. Trafikle alakalı çarşı pazar gezdiğimizde bizler için aslında önemli olan şey şu. Aslında konuyu şöyle derleyip toparlamakta fayda var. Bir yerde göreve başladığınız zaman o yerin bir fotoğrafını çekersiniz. Buradaki sorunlar nelerdir? Bu sorunlarla ilgili ne tür çözüm önerileriniz vardır? Bunda tabii sadece ben değilim çalışan. Ben sadece İl Emniyet Müdürlüğü'nü temsilen İl Emniyet Müdürü olarak devletimin beni burada görevlendirmesiyle buradaki emniyet ve asayişi sağlıyorum. Benim mahiyetimde müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle beraber başlayan 37'nin üzerinde bilim ve yüzlerce, 2000 üzerinde de polis kardeşim var. Biz bir şeyi yaparken hep birlikte yapıyoruz. Yapmazdan önce de birlikte değerlendirip istişare kültürüyle en doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Bu şehre geldiğimiz zaman da öncelikle bir şehrin haritasını ortaya çıkarttık. Bu şehirde neler oluyor? Hangi olaylar gündemde? İnsanlarımız ne tür suçlardan şikayetçiler? Baykan Bey, ilk geldiğimde bana söylenen 3 tane suç türü vardı. İnsanların en çok ifade ettikleri. Bir tanesi tefeydi. Bir tanesi narkotikti, uyuşturucuydu. Bir tanesi trafikti. Bu 3 kalem, bir de çok az dile getirilen fuhuş vardı. Biz tabii sizler gibi, biz de bu şehrin yaşayan bir insanıyız.
Evet, üzerimizde üniforma var, emniyet ve asayişi sağlıyoruz ama sizin neye ihtiyacınız varsa bizim de ona ihtiyacımız var. Sizin çoluk çocuğunuzun ne tür sıkıntıları varsa çarşı pazarda bizim de aynı şekilde sıkıntılarımız var. Dolayısıyla yaşadığımız yeri güzelleştireceksek hep beraber güzelleştireceğiz. Bu anlamda çarşı pazara baktığımızda özellikle merkezi bölge olarak ad ettiğimiz Atatürk Caddesi, Gölbaşı Caddesi, Harıkçı Caddesi, 9 Eylül Caddesi. Buralarda anormal bir trafiğin olduğunu, bir düzensizliğin olduğunu zaten her gelen insan fark ettiği gibi ben de fark ettim. Ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla bir değerlendirdiğimizde, tabii benden eski olan arkadaşlarım var bu şehirde çalışan. Dediler ki ya daha öncesinde de biz buranın trafiğiyle ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Düzene koymaya çalıştık ama 3 ay, 4 ay bir çalışmadan sonra bırakmak zorunda kaldık dediler. Ben de dedim ki bakın ben inat bir insanım. Bir şeyi başladığım zaman sonunu getirmem lazım. Ya başlayacağız ya da hiç başlamayacağız. Tabii sadece böyle bir düşünceyle hadi ben başladım demiyorsunuz, diyemiyorsunuz. Ben bunun eğer uygulamasını yapacaksam o caddelerde halka da yaşayan, o caddelerden geçinen, başta esnaf kardeşlerimiz olmak üzere, Adıyamanlı kardeşlerimize de bizim bunu sormamız lazım. Dolayısıyla biz 5 tane soru hazırladık. Bu sorularda sizce Adıyaman trafiğinin en önemli problemi nedir diye bir sorumuz vardı. Tabii %90'ın üzerinde bir otopark problemi olarak gündeme geldi bu konu. Tabii biz bunu her tarafta yapmadık. Bu 5 caddemizde yaptık. Atatürk Caddesi, Gölbaşı, Harıkçı, 9 Eylül ve Kahta Caddesi'nde yaptık. Peki bir çözüm öneriniz var mı diye sorduğumuzda otopark dediler. Peki biz size bir teklif sunalım dedik. Alışverişe geldiğinizde araçlarınızın dörtlerini yakmak suretiyle 10 dakika içerisinde alışverişinizi yapıp ayrılmayı uygun bulur musunuz diye bunu doğrudan esnaflarımıza sorduk. Çünkü bu yapılacak iş ve işlemde en önemli kalem onlar. Tabii. Biz vatandaşımızın, düzeltiyorum, esnafımızın zarar etmesini ister miyiz? İstemeyiz. Ve bu anketin sonucunda, müsaadeniz olursa şurada ifade edeyim. Biz 416 iş yerimize, esnafımıza kısa süreli park uygulamasını destekler misiniz diye sorduğumuzda 282 esnafımız desteklerim demiş. Bu %68'e tekabül ediyor o dönem için. 91 esnafımız ben desteklemem demiş. %22'ye karşılık geliyor. 43 esnafımız da çekimser kalmış. Bu da %10'a tekabül ediyor. Şimdi %68'lik bir oran bizim için önemli bir oran. Evet. Dolayısıyla biz esnafımıza bunu kendimizle, arkadaşlarımızla beraber, başta trafikçiler olmak üzere tabii, hızlı bir şekilde ifade etmeye, anlatmaya, bu işten kendilerinin kârlı çıkacaklarını söyleyerekten ve bu işte en önemli ayak olan belediyemizle de, belediye zabıtadaki arkadaşlarımızla, başta Süleyman Kılıç Beyefendi olmak üzere Sayın Belediye Başkanımızla görüşerekten bir yol haritası belirledik kendimize ve uygulamaya girdik. Tabii zor oldu, kolay olmadı. Hatta geçen bir Altı Radyo'nun ortak yayınında Burak Bey bana ikinci, üçüncü aylarda demişti ki senden önce de çok arkadaşlarımız bunu uyguladılar ama hep vazgeçtiler demişti. Siz devam ettirebilecek misiniz demişti. Ben bu anlamda Adıyaman halkımıza, kardeşlerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu çarşıdaki sağduyulu esnaflarımız başta olmak üzere. İnanın biz bu düzenlemede, bu çalışmayı yaparken esnafımızdan, vatandaşımızdan, siyasilerimizden, belediyemizden, başta da Sayın Valimizden çok ciddi anlamda destek gördük.
Bu destekler bizim motivasyonumuzu her daim ayakta tuttu. İnşallah güzel bir sonuç elde etmişizdir. Çünkü biz bunu anlatırken, esnafımızı ikna etmeye çalışırken şöyle bir örnek de ifade ediyorduk biz. Sümer Kavşağı. Orada bir trafik kazası oldu. Hastaneye kadar bir intikal süresi var. Ne kadar sürüyor? Bu düzenleme yapılmazdan önce 18 ile 24 dakika arası sürüyordu. Şimdi? Şimdi 11 ile 14 dakika arasında. Yani bir can kurtarılabilir. Ve Baykan Bey şunu düşünün. Diyelim ki orada bir trafik kazasına karışan veya acil hasta olan bir yaşlı teyzemiz, amcamız, evladımız ambulansa konulup hastaneye ulaşma süresi içerisinde 15. dakikada oldu ki hani insanız, insana her şey söz konusu. Rahmetli olsa bunun vebali kime aitti? Evet. Yani güzel bir çalışma olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah buna Adıyamanlı kardeşlerimiz de sahip çıkarlar. Ve bu daimi olarak bu şekliyle uygulanır. Bir de şöyle bir durum da var. Yani biz esnaf kardeşlerimiz bize ilk zamanlarda şöyle bir serzenişte bulundular. Dediler ki ya biz zarar ediyoruz. Biz de onlara şunu söyledik. Dedi ki bakın sabahleyin getiriyorsunuz aracınızı buraya park ediyorsunuz. Sabah 7'de geliyor. Akşam 9'da araç oradan kalkıyor. Bu arada sizin dükkanınıza alışverişe gelen kişiler, vatandaşımız. Arabasını park edemiyor. Arabasını park edemiyor. Sizden alışveriş yapacak. Nereye park edecek bunu? Tabii burada şunu da atlamamak lazım. Belediyemiz eski garaj, otogar denilen yerde evet. Günlüğü 1 TL'den otopark yeri açtı. Otopark yeri açtı. İlk zamanlar bayağı bir talep vardı. Daha sonradan biraz unutulur gibi oldu. İnşallah onu da yine eski günlerine de kavuşturmaya çalışıyoruz. O da güzel bir çalışmaydı. Sayın Belediye Başkanımızın yapmış olduğu bir çalışmaydı. Bizim amacımız tabii yaşadığımız bu şehre bir şeyler katmak, artı anlamında katmak. Bizim oradaki sloganımız da şuydu. Yani park edilmemiş caddeler şehrin aynasıdır. Trafik biliyorsunuz bir kültür, bir medeniyet. Oradaki düzen ve sistem ne kadar iyi olursa gündelik yaşamımızda bir o kadar kolay olur. Bunun yanında trafiğe girmişken isterseniz halkımızı da rahatsız eden başta işte bu motosikletler ve modifiyeli araçlar olarak adettiğimiz motorize araçların durumundan da birazcık bahsedelim. Bu da önemli vatandaş bu konuda işte egzozlarını çıkarıp efendim mahalle aralarında, sokaklarda, caddelerde gerçekten bu konuyla ilgili de bize de çok şeyler geliyor. Bu çok önemli bir konu. Gece çalışıp gündüz yatanlar oluyor veya hastalar oluyor. Efendim çocuklar oluyor. Gerçekten bu şekilde davranan insanlar sorumluluk sahibi olması gerekir diye düşünüyorum. Buyurun. Baykan Bey, şimdi biz tabii benim memleketim Hatay. Hatay'ı öyle de alayım ben bu arada. Bizim kültürümüzde böyle balkon kullanma veya yaz geldiğinde balkonlarda uzanıp dinlenme veya pencerelerimizi açıp da uyuma kültürümüz çok yaygın. Baharla beraber özellikle yaz aylarında bu motosikletler ve modifiyeli araçlar, otomobiller gerek yüksek sesle müzik açaraktan gerekse egzozlarına taktıkları ikinci bir aparatla gerçek anlamda halkımızı rahatsız ediyorlar. İnanın bir narkotik suçu kadar geri geldiğinde veya bir terör suçu kadar biz bu işi ciddiye alıyoruz. Gürültü kirliliği dediğimiz kesinlikle, şey. Evet. Kesinlikle ciddiye alıyoruz. Rakam da vermek gerekirse mesela sadece o müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanan araçlara dönük 2019'da 2020 arasında yaptığımız işlem sayısını size ifade edeyim. 2019'da mesela 48 araca bu anlamda işlem yapmışız. 2020'de bu rakam 258'e çıkmış. Yani bir yılda %438 oranında bir fazlalığımız var bizim. Yani biz %438 oranında rahatlamış durumdayız değil mi efendim? Ya bu rakam onu gösteriyor evet. Tabii mesela 2020'nin 3 ayında da baktığınız zaman buna ilk 3 ayda
2020'nin geçen yılın ilk 3 ayında 9 araca işlem yapılmış. Bu yıl 44 araca işlem yapılmış. Bu da %389'a tekabül ediyor. Yine motosikletlere bakıyorsunuz mesela. Motosikletlerde 2019'da işte 14, 2019'da yapılan işlem sayısı. 2020'de 60 olmuş bu sayı. Bu da %329'a denk geliyor. Yüksek bir oran. Evet. Yani inşallah bu anlamda arkadaşlarımızın kararlılığı, azim ve gayreti, halkımızın da bu konulara dönük hassasiyeti, duyarlılığı, ihbar mekanizmasını güçlü bir şekilde kullanmalarıyla beraber yaşadığımız bu sosyal alanı daha böyle yaşanılabilir, bizleri daha mutlu edebilecek bir şekilde el birliğiyle hep beraber çözme içerisinde olacağız. Evet, hem gerçekten verdiğiniz bilgiler hem halkımız için hem bizler için çok önemli. Çünkü insanların sağlığını, insanların geleceğini, bir de bu memleketin geleceğini düşünerek bu projeleriniz bizi memnun ediyor. Evet. Tabii başka bir şey söyleyeyim ben de kendi şahsımla ilgili. Bu arada asayiş suçlarında unuttuk gibi. Yok, gireceğim oraya. Ama unutmadık değil mi? Yani orada oraya ayrı bir sayfa tabii, açacağız. Tabii o ayrı bir sayfa. Evet. Şimdi bazen işte çarşıda durduğumuz zaman aracımız yanlışta, eğer parklarımızı yakmamışsak polis arkadaşlar hemen sizi cep telefonundan arıyor. Diyor ki siz 10 dakikayı geçtiniz, park dörtlerinizi yakmamışsınız. Hemen uyarıyorlar. Evet. O zaman hemen arabamızın başına koşuyoruz. Evet. Ve ceza yemekten kurtuluyoruz. Böyle bir uygulama da var. Ben cezalar diyorsanız benim de orada bir söyleyeceğim bir şey var. Buyurun. Hazır sizleri bulmuşken kameralar karşısında. Evet. Buyurun. Şimdi tabii biz bunu ilk uygulamaya koyduğumuz 2019 Kasım aylarında, Kasım aylarıydı. Yaklaşık bir 2,5-3 ay kadar bir süre geçmişti. Doğal olarak başta esnaf kardeşlerimiz, biz çok ceza yiyoruz şeklinde serzeniş içerisine girdiler. Bu şikayetler biraz artınca, sosyal medyada da yazılmaya başlanınca, tabii ben günlük olarak takip ediyorum yazılan cezaları. Ceza yazarak bir şeyi düzene koymak kadar acziyet yoktur bizim nazarımızda. 2,5 aylık veriyi 2018'in Kasım, Aralık ve Ocak'la 2019'un Kasım, Aralık, Ocak aylarını bir mukayese olarak çıkartalım dedik. Orada karşımıza bakın, hatta net olarak rakamlarla ifade edeyim. Gölbaşı Caddesi için söylüyorum. 2018'de 676 ceza yazılmış Gölbaşı Caddesi'nde. Bizim bu uygulamaya başladığımız 2019'un o 3 aylık dönemi içerisinde bu ceza oranı 184'e düşmüş. 676'dan 184'e düşmüş. Benzer şekilde Harıkçı Caddesi 62'den 39'a düşmüş. 9 Eylül Caddesi 117'den 35'e düşmüş. Totala vurduğunuz zaman 855 ceza 2018'de yazılmış. 2019'daki ceza 258'e düşmüş. Oran ne biliyor musunuz? %69 küsür. %70 eksi. Evet. Bir önceki yıla göre. Tabii biz burada ne yaptık? Ya biz bir iş yaparken empati kültürünü ve samimiyeti her daim en güçlü kalem olarak görüyoruz. Biz ister miyiz çarşıdaki esnafımız, kardeşimiz zarar etsin? Onun yüzü gülmezse biz yani %70 %70 kar etmiş durumdayız şu anda. Tabii biz burada şöyle bir şey yaptık. Sağ olsun arkadaşlarımız ikaz makbuzları oluşturdular. Evet. Oluşturduğumuz bu ikaz makbuzları bildiğiniz trafik ceza makbuzuyla neredeyse aynıydı. Ama bir yerde tabii ki yazılı olan bu bir ikaz makbuzudur ifadesini, o ikaz makbuzunu gören kardeşlerimiz ben ceza yedim şeklinde hemen bir tepkiye dönüştürebiliyordu. Hatta bazı kardeşlerimiz de ben bu cezayı ödeyeceğim diye çocuğa verip git bunu yatır diyenler evet. de oldu. Önemli olan bunu ceza yazarak değil, karşılıklı birbirimizi anlayarak ve birbirimize zarar vermeden, gönül rızasıyla, içtenlikle yerine getirebilmek. Bu anlamda biz ne kadar teşekkür etsek Adıyamanlı kardeşlerimize gerçekten azdır. Çünkü ben biliyorum ki bu
30-40 yılın müzmin bir problemi. Evet. Bir şey aklıma geldi. Yeni bir uygulama yaptınız. Kırmızı çizgi. Evet. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. Buyurun. Tabii ki ya. Ne demiştik? Ya, az öncesinde trafik bir medeniyet demiştik. Bizim İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan işte proje kapsamında geçen günlerde trafikte yaya önceliği ve güvenliği için şehir merkezimizde, ilçelerimizde kırmızı çizgimizi çektik şeklinde bir proje başlatıldıydı. Bu projeyi de biz Sayın Valimizin öncülüğünde, Sayın Belediye Başkanımız, Jandarma Alay Komutanımız ve diğer kamu kurum müdürleriyle ve halkımızla beraber Atatürk Caddesi'nde kırmızı çizgimizi çektik. Amacımız tabii bunu bu kültürü ve bu alışkanlığı nesilden nesile aktarabilmek. Malumunuz trafik denilince bizde genel olarak böyle hani motorize, motosiklet, otomobil, bisiklet vesaire gibi şeyler anlaşılır. Aslına bakarsanız çarşıya, pazara bir bakın. İnsanlar var değil mi? Yayalar. Düşünsenize şimdi bir Gölbaşı Caddesi'nde belki bir ucundan bir ucuna kadar parklar dahil olmak üzere ve o anda hareket halinde olan araçları da total olarak düşündüğünüzde normal bir trafik akımının olduğu zaman dilimi içerisinde belki 1000 tane araç sayarsınız. Peki insanları saymayı düşündük mü? Sayamayız. Kaç katıdır sizce? Yani 100 katı veya 1000 katı olabilir. Tabii. İşte burada yayaya öncelik vermeyi, yayanın trafik içerisinde ne kadar önemli bir... İnsana saygı çizgisi diyebilir miyiz efendim buna biz? Ya ismini çoğaltabiliriz. Siz de çok güzel bir şey söylediniz. Ama bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Siz de bilirsiniz, hep böyle anlatırlar. Yurt dışında yaşamış olan kardeşlerimiz de bilirler ki bazı ülkelerde, hatta isim de vereyim, İngiltere'de ayağınızı karayoluna attığınız anda araçlar durur. Patlayı durur değil mi? Oysa biz ne yapıyoruz? Bir de yaya geçit çizgileri oluşturuyoruz. Ben Türkiye'de bunu bir ilimizde gördüm. O da sizin memleketinizde gördüm. Hatay'da gördüm. Işık olmadığı halde yayaya yol veren bir uygulama gördüm orada. Yani bunu gerçekten yaşadım. İşte yaya geçidi falan yok ama direkt adam yola çıktığı zaman direkt duruyor. Böyle bir uygulama gördüm. Ben sizin hemşerilerinizi kutluyorum. Çok efendim tabii yani gerçekten bu uygulamalar hem bizim için hem Adıyaman için çok önemli uygulamalar. Biraz da asayişe girmek istiyorum. Evet. Adıyaman asayiş olaylarında Türkiye sıralamasına baktığın zaman sosyal medyadan takip ettiğimiz kadrayla çok büyük bir azalma, hatta Türkiye'de sıralamaya girdiniz. Evet. Bu asayişle ilgili Adıyaman ne durumda, kaçıncı sıralarda, bunu nasıl yaptınız efendim? Evet, şimdi asayiş çok önemli bir kalem. Çünkü günlük yaşantımız içerisinde her daim bizlerin karşı karşıya olduğu, gerek herhangi bir suçla, gerekse normal ihtiyaç duyduğumuz bir alanda karşılaştığımız arkadaşlar bunlar bizim. Adıyaman'da ilk göreve başladığımız zamanlarda bir şey demiştim hani önceki konuşmalarımda. Bizler bir yerde göreve başlarken öncelikle oradaki bir durumu ortaya koyarız. Bir fotoğrafını çekeriz. Benim çalışma tarzım öyle. Buraya da geldiğimiz zaman tabii bütün suçları her kalemde, örneğin veriyorum. Evden hırsızlık durumu nedir? İş yerinden hırsızlık durumu nedir? Dolandırıcılık nedir? Dolandırıcılık nedir? Yaralama, öldürme, işte yan kesicilik gibi olayların durumu nedir diye böyle bir suç haritası çıkarırız. Ve bu suçlar nerelerde daha çok yoğunlaşıyor? Hangi zaman dilimlerinde oluşuyor? Faili yakalananların yaş durumları nedir? Eğitim durumları nedir? Bütün bunların hepsi daha böyle onlarca kalemle beraber bir haritada işlenir bunlar. Bizim de yaptığımız aslında oydu ilk geldiğimizde. Ve tabii Adıyaman huzurun ve barışın başkenti olan bir şehir. Evet.
Rakamlara baktığımız zaman ilk zamanlarda biraz garipsemelerim oldu benim, açık söyleyeyim bana, itiraf ediyorum. Yani, yani huzur şehrine girmiyordu değil mi o zaman? Demek istemiyorum. Evet buyurun. Ama, bizim tabii bizden önce çalışan bir kardeşimiz vardı, sağ olsun. O 3,5 sene çalıştı, bayrağı bize teslim etti. Bizim hedefimiz, amacımız ne? Onun bize teslim ettiği o seviyedeki bayrağı daha yukarılara taşımaktı. Biz oranın artık defterini kapattık. O onda kaldı. Mevlana'nın dediği gibi hani dün kaldı. Cancağızı. Bugün bir şey söylemek evet. lazım. Doğru mu? Doğru. Biz de yeni bir şeyi nasıl söyleriz diye onun analizi içerisinde, onun çalışması içerisinde arkadaşlarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde baktık ki bizim sahada çok fazla polisimiz yok alanda. Yani niye yok? Bizim bir Atatürk'te bir Gölbaşı Caddesi'nde hem trafikçimiz, hem asayiş polisimiz, hem sivil polislerimiz çok daha fazla olabilir mi? Evet olabilir. Dolayısıyla bir görev planlaması çıkarttık. Tüm birimlerimizle ama biz yaklaşık %20 veya 25 civarındaki içerilerde çalışan, bürolarda çalışan arkadaşlarımızı sahaya sürdük. Hatta bazı kardeşlerimiz şunu söylediler. Der ki ya Adıyaman'da bu kadar polis var mıydı? Evet vardı. Bunları söylerken kimseye suçlama anlamında söylemiyorum. Ya bu duruma, bu noktaya nasıl geldik onu ifade etmeye çalışıyorum evet. ben sadece. %20-25 civarında biz bu personelimizi, sahadaki, alandaki personelimizi, görünür olan personelimizin sayısını arttırdık. İlk yaptığımız şey oydu. Bunun yanında arkadaşlarımıza şöyle bir talimatımız oldu. Dedi ki arkadaşlar bakın hiç çekinmeyin. Her insanımıza dokunun. Boyacıymış, seyyar satıcıymış, zenginmiş, fakirmiş, küçükmüş, büyükmüş, işçiymiş, müdürmüş ayrımı yapmayın. Dokunun. Bunlar bizim insanımız. Bunlar bizim buradaki varlık sebebimiz. Herkese ulaşmaya çalışın anlamında ifadelerimiz oldu. Bu bize tabii sahada hanemize hep artı olarak dönmeye başladı. Ama bir taraftan da bu değişikliğe tabi olan personelimizden de serzenişler oldu ilk zamanlarda doğal olarak. Biraz da kışa denk geldi. Biraz kışa denk geldi. Evet. Şimdi 3 senedir 4 senedir aynı büroda çalışan arkadaşımız bir anda kendini sahada gördü. Dedi ki ya ben niye sahaya çıkıyorum? Ben ne güzel burada işimi yapıyordum. Bir örnek vereyim size o anlamda. Atıyorum bizim A birimimizde 7 tane personel var. Bir iş planlaması yapıyorsunuz. Analizi yapıyorsunuz. Buradaki işi kaç personelle götürebilirsiniz? Bakıyorsunuz maksimum 3 personelle götürürsünüz. O zaman 4 kişi fazla burada arkadaşlar. Siz 4 kişi sahaya çıkmanız lazım. Böyle bir yol izledik. Arkadaşlarımızın tabii bunların içerisinde yaptıkları en güzel şeylerden bir tanesi. Ben şahsınızda şu anda huzurunuzda tüm arkadaşlarıma da, tüm teşkilat mensuplarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir gayret ve azimle sahada baskılama ve suçların üzerine gittiler. Tabii ki giderken de en büyük desteği de Adıyaman halkından aldılar. Yani halk polisi daha yakınında görmeye başladı. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Yani bizim zaten en büyük özelliğimiz biz siz diye değil. Biz hepimiz kendimizi biz olarak görüyoruz. Baykan. Evet. Biz siz olarak görmüyoruz. Bu alandaki emniyet ve asayişin sağlanmasını, suçlarla mücadeleyi hep birlikte yapmayı ve yapabilmeyi her daim düşünsel olarak arzuladık ve bunu da gerçekleştiriyoruz. Tabii işimizi ibadet aşkıyla da yapmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir kalem bu anlamda. Hani önceki sormuş olduğunuz soruda mahşeri, vicdani ve beşeri olarak değerlendirdiğimiz kalemde ibadet aşkını en fazla önemsediğimiz alanlardan bir tanesi olarak görüyoruz. Bu vicdani olarak yapılması gereken kesinlikle. Kuraldır bu. Herkes için de geçerlidir.
Baykan Bey, ne yaparsanız yapın, yaptığınız işte hesap vereceksiniz. Evet. Bu taraf için de geçerli, öbür taraf için de geçerli. Ben de olaylara öyle bakıyorum. İnanın bir vatandaşımızın, bir büyüğümüzün veya küçüğümüzün evine hırsız girdiği zaman belki onun kadar rahatsız olmuyorum ama vicdanım sızlıyor. Size bakın bir geçmişte yaşanmış, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşanmış bir hikayeden bahsedeyim. Buyurun. Arkadaşlarıma da peyderpey ben onu anlatıyorum. Yaşlı bir teyzemiz bir gün bir dilekçe yazıyor. Sarayın kapısına geliyor. Diyor ki ben sultanla görüşmek istiyorum. Tabii sarayın kapısındaki neferler diyorlar ki ya bu ihtiyar teyze nedir? Yani teyzem senin ne işin olur sultanla diyorlar. Ben diyor ondan şikayetçiyim, beni görüştürün diyor. Teyzem sen git işine bak diyorlar. Tabii teyzem kararını vermiş, ısrarlı. İllaki görüşecek. Artık kapıdaki neferler içeriye haber salıyorlar. Sultan da diyor ki ya hadi bir çağırın da bakalım bir gelsin. Tabii sultan makamında, koltuğunda oturuyor. Teyzem karşısında buyur diyor. Sorunun nedir senin teyze diyor. O diyor ki ben diyor yaşlı bir insanım gördüğün gibi. Geçimimi diyor ırgatlık yaparak gündüzleri tarlalarda işte başkalarına yardıma giderek o şekilde sağlıyorum diyor. Malum diyor şimdi yaz sıcak. Gün boyu çalıştım diyor. Evime geldim sonrasında. Yemeği mi yedim diyor. Çok da aşırı yorgundum diyor. Kapı açıktı. Pencereler de açıktı diyor. Yemeğimi yedikten sonra olduğum yerde uyuyakalmışım diyor. Sabah kalktığımda bir baktım ki diyor, hiç kap, kaşık ne varsa hepsi diyor alınmış gitmiş diyor. Tabii diyor çok yorgundum diyor. Ben bilsem penceremi de kapatırdım hesabına gidiyor. Sultan tabii dönüyor diyor ki ona, teyze diyor sen diyor tabii diyor bu kadar diyor yorgun olursan diyor, kapını pencereni de diyor kapatmazsan diyor, tabii ki evine hırsız girer diyor. İşte orada o yaşlı teyze, ihtiyar teyze tarihi bir ders veriyor. Diyor ki, sultanım biz seni uyanık bilirdik diyor. Şimdi evet. Tabii bu kısadan hisseyle kimse tabii ki penceresini, kapısını açsın demiyoruz. Buna da teşvik de etmiyoruz. Yine biz tedbirlerimizi alacağız. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Biz yaptığımız işte mağdur olan vatandaşımızın da vebalinin bizlere ait olduğunu da biliyoruz. O bilinçle işimizi yapmaya çalışıyoruz. Onu ifade etmek istedim. Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Herkesin bunu örnek alması gerekir. Evet. Efendim, tabii programın akışı çok güzel gidiyor. Asayişi bitirmedik daha Türkiye sıralamasına. İnşallah iyi gidiyordur. Verimlidir, doyurucudur. Yok, ben hiç araya girmek istemiyorum zaten. Daha tam asayişe de gelemedik. Gelemedik. Bir reklam aramız var. Evet. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikteyiz. İnşallah.